Ekonomik anlamda sıkıntılarınız nedir? Sıkıntılarımız var. Bak, bu sabahtan beri iki sefer geldi zabıta buraya. İki seferden beri bizi rahatsız ediyor. Bir gel bir git, bir topla bir kaldır. O zaman madem bizim gelirimiz bu, başka bir gelirim yok benim. Evet. Ben bundan geçiniyorum, evimi bundan idare ediyorum. Ben elektriğim, suyum bundan ödüyorum ben. Bu da olmazsa ben nasıl geçiniyorum abi, siz söyleyin. Zabıtaya gittim bu yaştan sonra, ben ne yapabilirim ben? Yaşım olmuş 54, kim iş alır beni bu saatte sordum ben. Kimse işe almaz benim ben. Hanımefendi makineyiz. Makine 10 lira olursun abla. Biz de vatandaşa hizmet yapıyoruz burada. Vatandaş bak iyisini alamıyor buradan, gidiyor ayakkabı alıyor buradan, bilmem elbise alıyor, pantolon alıyor. Vatandaş işini görüyor burada dedim ben. Efendim? Hizmet ediyoruz vatandaşa burada dedim ben. Bitiyor mu? Bitiyor ablacığım. Nasıl deneyecek? Efendim, zabıta bizi rahatsız ediyor dediniz, ancak onlar görevini yapıyor dolayısıyla. Fakat burada zabıtanın, belediyenin rahatsız olduğu konu nedir sizce? Şu an belediye hakkında ben şunu söylemek istiyorum. Bize başkanımız Sayın Tunç Soyer bize 400 lira bir kart dağıttı. Sıkıntı orada. Bir de bizim 400 lira paramızı ödemedi. Bak bayram dedi, kurban bayramı dedi. Kurban bayramı geçti. Şeker bayramı dedi. Şeker bayramı ödemedi. Kurban bayramı da geçti. Bu da ödemedi. Biz dedi şimdi hiçbir yardım yok. Daha önce ödedi mi? Dağıttı dediniz. Ödemedi. Bize gelmedi para. Bize kart verdi. Ben 50 sefer gittim bankaya. Bir de bankanın önünde bekledim sıcakta. Para alacağım diye. O da yok. Efendim merhabalar, kolay gelsin. Az önce sanırım eşinizdi. Evet. Eşinizle röportaj yaptık. Eşim alışveriş için pazara gitti dedi merkezi anlamda. Evet, ve sanırım siz de pazarın çevresinde eski eşya alım satımı yapıyorsunuz. Sıkıntıları bir anlamda eşinizden dinledik. Eşimi Nevin Hanım'ı görürseniz dedi. Tarif etti sizi ve ben sizi daha önce de gördüğüm için. Evet. Diyorum ki eşinizin söylediklerini siz şu anda bilmiyorsunuz. Tahmin çakışır mı bilmem ama sıkıntılarınız konusunda aynı şeyleri yaşadığımız için evet. İşte biliyorsunuz bu Leo geçenler isimleri zabıta olayı. Evet. Onlar da biraz sıkıntı yaşıyoruz. Halinden şikayet oluyor. Herkes de aklı, kavgalar, gürültüler, onların olayları da bize yansıyor. Şükür gene bir topan ekmek yiyoruz yani. Sıkıntılarınız nedir mesela? Ha, sıkıntılar var. Ya arka tarafta çok berduş içen insanlar oluyor. Biz kadın olarak rahatsız oluyoruz tabii. Yani siz bayağı oldukça farklı bir konuya değindiniz. Ancak benim size sordum. Bu belediyenin sizi kaldırması, zabıtaların gelişi ne olmasını istersiniz? Talebiniz nedir mesela belediyede? Belediyeden talebimiz bıraksınlar rahat ekmek yiyelim. Yani bir topan ekmek yiyelim. Başka bir daha zaten pazarları çıkıyoruz. Diğer günler çıkmıyoruz. Bir pazarımız var. Onu da bıraksınlar rahat bir ekmek yiyelim. Evimize bir topan ekmek getirelim. Başka bir derdimiz yok yani. Az önce eşiniz öz eleştiride bulundu. Belediyenin haklı taraflarını da söyledi. Siz ne dersiniz haklı taraflarında efendim? Mesela görsel anlamda kirlilik, çöp atanlar, maske takmayanlar. Ben de kızıyorum. Gerçekten o yönde haklı belediye. Gerçekten bak ben yemin ederim, kendi adıma söylüyorum. Benim işim bittiği zaman ben orayı temizliyorum. Arkadaşlar da görüyor. Hatta bravo, beni tebrik de ediyorlar. Ben topluyorum yani. Ama pis bırakanlar da var. Bir de arka tarafa affedersiniz pis adamlar bir şeyler idrar mı yapıyorlar efendim? Aşırı bir koku. O da bizi rahatsız ediyor. Belediyeden istediğimiz birazcık temizlik. Pandemi döneminde ekonomik anlamda sıkıntılarınız nelerdir? Ya herkese yaşadığı gibi bize de pandemi ailen tabii etkiliyor. Çünkü eşim işten çıktı, yeni bir işe girdi. Devletten böyle şeyler zaten kapalıymış. Yardım parası da alamıyoruz. O yönden biraz yardım parasına değinenler oldu ama şöyle başvuracağınız birimleri bilmemekle mi alakalı, gitmemek, araştırmamak mı? Hayır, başvuruyoruz. İnternetten dediler bize başvurun. Vurduk. Benim bir arkadaşım var. İkinci sefer birer milyar almış. Biz daha beklemekteyiz. Bekliyoruz yani. Daha gelmedi. Söyleyecek son olarak bir şeyiniz var mı efendim? Var. Çok ayrımcılık yapıyorlar. Ona özellikle kızıyorum. Bak biz Türkiye'de yaşıyoruz ama Türkiye'de yaşadığımız şeyi göremiyoruz. Vallahi yemin ederim Suriyeliler bizden daha güzel yaşıyor. Ben buna kızıyorum.
Genel anlamda şikayetiniz nedir? Genel anlamda şikayetim bu. Yani ayrımcılık yapıyorlar. Onlar gelmişler, tamam, elhamdülillah. Yardım onlar, konusunda mı? Yardım. Onlara bizden fazla yardım gidiyor. Neden ama? Onlar koli koli, yemin ederim, benim yanımdaki bir hanım Suriyeli. Evine dünya kadar koli geldi. Ben koca bir Ramazan daha bir kere yardım almadım. Neden ayrımcılık yapıyorlar? Ben ona kızıyorum. Ha, onlar da insan. Tamam, onlar da burada yaşasın. Onların da hakkı var ama ayrımcılık yapıyorlar. Niye? Neden? Aynı yardımları biz de görmek istiyoruz. Aynı yardımları biz de görelim. Niye yani? Onlar görüyorsa tamam, görsünler. Ben ona bir şey demiyorum. Ama aynı yardımları bize de versinler. Neden? Biz de Türk vatandaşıyız. Burada yaşıyoruz. Niye ayrımcılık yapıyorlar? Tabii ki birbirimize görevlerimiz var. Yani, son olarak ben bir şey söylemek istiyorum Demin Hanım. Söylediklerinizi dinledik ama siz de lütfen benim söylediğimi dinleyin. Çocuğumuz yanınızda maskesini takmıyor. Lütfen uyarın, taksın. Yeğenim o, ben teyzesiyim onun. Kolaycı. Yani bir an tak, önce 50 kere tak. Gerçekten söylüyorum sana. Bu konuda hepimiz üzerimize düşen vazifeyi yapmak zorundayız. Evet, aynen. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Bu arada ben küçük bir uyarıda bulunacağım. Maskenizi takar mısınız röportaj yaparken, rica etsem? Size zarar gelmesin. Çok teşekkür ediyorum. Pandemi döneminde ekonomik anlamda sıkıntılarınızla ilgili neler diyeceksiniz? Abi çok zor hayat ya. Eskisi gibi değil yani. Nasıl diyeyim ben? Her şey yani ortada zaten belli. Sıkıntılı yani, bozuk alıp geliyor, birkaç kuruş eve katkımız olsun diyor ama yok, o da kimse olmuyor yani, satış olmuyor. Bir yanda zabıtalar, bir yanda sıkıntılar, yani zorlaşıyor yani, inan ki eve birkaç kuruş götüremiyoruz. Oradaki sıkıntılarınız nelerdir? Buradaki sıkıntılarımız yani zabıtalar bırakmıyor. Evet. Yani bıraksalar birkaç kuruş kazanacağız yani, götüreceğiz ama bırakmıyorlar. Talebiniz ne olur mesela, ne söylemek istersiniz belediye başkanımıza? Bıraksalar insanlar anın terinden bir şeyler kazansınlar yani, kimseye bir zararımız yok yani. O ekonomi dipte diyorsunuz yani. Tabii almış gitmiş yani ekonomi. Efendim merhabalar, kolay gelsin. Gıda üzerine satış yapıyorsunuz. Genel anlamda pandemi süresince satışlar ne alemde? Pandemi süresince satışlarımız durdu tabii ki. Her iş sektörü gibi düşük yani, normal. Bekliyoruz işte böyle. Yani bu böyle. Sıkıntılarınız nedir mesela? Pandemiyle ilgili mi? Yani burada satışlarla ilgili, pandemiyle ilgili, müşterilerle ilgili, pandemi konusunda. Mesela pandemi süresince gıda ile ilgili çok dikkatli olmak zorunda tüm vatandaşlar. Sizin şikayetiniz veyahut da olumlu bulduğunuz taraf nedir? Pandemi zamanında işler biraz daha iyiydi. Tabii ki burada havalar biraz daha serindi. Yaz nedeniyle herkes gitti tatillere. O yüzden hepten düştü. Evet, o anlamda. Ama bakıyoruz şimdi pazarlarda maskeye gelelim. Maske kimse takmıyor. Ondan şikayetçiyiz tabii ki. Kimsenin taktığı takmıyor yani. Önceden de bir denetlemeler vardı. Şu anda denetlemeleri de görmüyorum ben. Böyle. Yani bu durumda Sağlık Bakanımızı eleştirenler oluyor ama ne yazık ki vatandaş olarak bize de düşen görevler var değil mi efendim? Gördüğüm kadarıyla takanlar da var, takmayanlar da var maskeyi. Ama işlerimiz gerçekten de düştü. Pandemiyle ilgili ekonomik anlamda sıkıntılarınız var mı? Evet, çalışmıyoruz. Örneğin nedir? Çalışmadığımız için alışveriş de çok zor. Pahalılıktan bahsediyor. Aynen. Peki siz ne diyeceksiniz? Ben bir şey demiyorum. Yani. Her anlamda çok zor. Maddi, manevi, yiyecek, içecek. Ev konusunda, çocuk konusunda her anlamda çöküyüz şu anda. Yani onun üstüne ne denir bilmiyorum ama gerçekten ekonomik anlamda pazarı dolaşıyorsunuz. Mesela pahalı mı, yeterince alabildiniz mi bir şeyler? Vallahi peynir veya bir yufka 100 lira gitti şu an. Daha yiyecek yok, et yok. Yani zaman zaman yiyor musunuz? Ara sıra, o da tavuk. Beyaz et tüketiyoruz. Aynen. Evet. Peki hele pandemi süresince vatandaşlarımızın üstüne düşen görevler nedir sizce? Bence maske takmaları çok önemli. Sağlıkları için ve bizler için çok önemli. Takmaları lazım. Çoluğumuz çocuğumuz için, hayatımız için, sağlıklı yaşamak için. Aynen. Olmasını gerekenler. Efendim merhabalar, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bildiğim kadarıyla bu ikinci el alışverişlerde, eşyalarda ve burada
Handan anne diye size hitap ediyorlar, doğru mu efendim? Evet. O zaman ben de Handan anne diye hitap edeceğim, izin verirsiniz. Handan anneciğim, buradaki sıkıntılarınız nedir? Dile getirmek isterseniz neler söylersiniz? Belediye başkanımızdan beklentileriniz nelerdir? Onu bilmiyorum ki. Sıkıntı nedir burada? Mesela ekonomik anlamda neler, sıkıntınız neler var? İşte evimi geçindiriyorum bununla. Evet. Başka bir şey yok. Kedilerim var 20 tane, onlara bakıyorum. Evimi geçindiriyorum. Onlarla mücadele ediyorum işte. Onlara bakıyorum. Buradaki kazancınız yeterli geliyor mu pandemi süresince? Hayır. Hayır, gelmiyor. Mesela nedir sıkıntılarınız, ödeyemediğiniz, sıkıntı olan ekonomik anlamda? Şimdi şu an ben emekliyim ama aldığım kredi ödüyorum. Yetmiyor, buraya geliyorum. Evimin ihtiyacını görüyorum. Evet. Maaş alıyorum ama yetmiyor. Kira oturuyorum, elektrik, su, oturduğum ev bir an. Bundan da evimi geçindim. Orada kiramı, elektriğimi, suyumu ödüyorum. Geriye para kalmıyor. Ben de geliyorum bunları, satıyorum buradan. Çöpten topluyorum, satıyorum. Evimi geçindiriyorum. İhtiyacını, yani evimin ihtiyacı, kedilerimin ihtiyacını görüyorum. Kaç tane kediniz vardı efendim? 20. Yani onlara çocuklarım diyebilirim. Evet, onlar benim çocuklarım, kıllı çocuklarım. Harikasınız. Evet. Sağ ol, hayat kötü gidiyor. Eşim feşli. Çalışanım yok, ben bunlarla geçiniyorum. Eski eşya alım satım öyle mi? Evet, ikinci el eşya alıp satıyorum. Ondan hurda topluyorum. Öyle. Çocuklarınız var mı? Çocuklarım var ama bakmıyor. Kendileri kirada oturuyor. Onlar da zorda diyorsun. Evet, onlar da zorda. Her kirada oturuyorlar. 5 tane çocuğum var ama bize bir yardımı yok. Daha önce de sıkıntılarınız mutlaka vardı. Ancak pandemi dönemi olunca ne gibi daha zorluk oldu? Belediyeden yardım alıyorum. Belediye yardım veriyor bana. Alıyorsunuz. Alıyorum. Çok güzel. Büyükşehir'den alıyorum. Şeyden alıyorum. Kaymakamlıktan alıyorum. 3 aydan 3'e 250-300 veriyorlar işte, pandemi parası veriyorlar öyle. Evet. Kendim geçinip gidiyorum işte, usul usul. Ne yapayım bunlarla uğraşayım. Belediyemizden memnunsunuz. Memnunum. Çok memnunum vallahi belediyeden. Buradaki sıkıntınız var mı pazar yerinde? Burada pazar yerinde işte bazen diyorlar kaldıracak. Başka yere götürecek diyorlar ama. Evet, başka yani... yerde bilmiyorum, arabam yok, neyle gideceğim ben buraya, burada duracağım. Ben gitmeyeceğim. Yani bir yer tahsis etseler size daha iyi olmaz mı? Daha sağlıklı, olur. Daha... Öyle olur. Olur tabii. Benim yerim burası. Gelmesen bir hafta beni kaldırırlar buradan. He, o anlamda mı? Evet, evet. Peki güzel olan tarafını sorayım efendim size. Ya bu pazara geliyorum işte, vakit geçiriyorum. İyi. Ne, 3-5'te kazanıyorsunuz. Evet. Ekmek paramı alıyorum. Allah razı olsun. Alnımın teriyle helalinden kazanıyorum diyorsunuz. Evet. Helalinden kazanıyorum. Efendim sizleri ve sizin gibileri tebrik ediyoruz. Rica ederim. Dürüstçe ekmeğinizi çıkarıyorsunuz. Ne mutlu sizlere. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. İyi günler.